А я с Подоринбургом, фонтанчик с черным тюльпаном. И в жизни видит лишь раз его повозила с тем, чем попросили. А я с Подоринбургом, фонтанчик с черным тюльпаном. Что я жив, я видит лишь раз его повозила с тем, чем попросили. Его люди с пинами танцуют, но как с тюльпаном. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Manuel MH125 ile beraberiz. Bu sefer de bu motorun tankını çekeceğiz. Bugün 2-3 tane motor tanıtacağız. Fakat ilk sırada Manuel MH125 var. Arkadaşlar motorumuz 125 cc olarak geçiyor. Bazı ruhsatlarda da 135'lik olarak geçiyor. Bu 135'lik versiyonu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de 125'lik olarak geçeni varmış. 125'lik olarak ticari adı geçiyor ama motor stili olarak 135'lik, bir de 125'lik olarak değişiyor. Motorumuz görünüş bu şekilde. Güzel bir görünüşü var. Bunun bir de yeni versiyonlar var. 2019'da çıkan versiyonlar var. Model MH125L olarak geçiyor onlarda. Biraz daha iri yapılı. Ama bunun ön tekerler gördüğünüz gibi bayağı kalın. Değişmedi değil mi bunlar? Yok, değişmedi. Ön tekerler kalın, ön disk fren, arka kampana arkadaşlar, kampana fren. Mondial bildiğiniz gibi diğer Çin malı motorlarla herhangi bir kıyaslama yapamazsınız. Mondial Çin motorlarının en kalitesi benim gözümde. Ki bunu Revval'le de kanıtladı arkadaşlar. Mondial gerçekten Çinlilerin en kalitesi. Yanlarda bu şekilde ayrıca taktırıyorlar büyük ihtimalle. Koruma demiri taktırmış Gazi. Egzoz, orijinal egzozu, ondan sonra ayak freni, debrajlı bir motor, tek silindir. Onun harici başka gösterebileceğim. Depo hacmi ne kadar Gazi? Ne kadarla doluyor hiç denedin mi? Yani 130 lirayla fulleniyor. 130 lirayla fulleniyor. Onun harici şöyle gel Gazi şuralardan bir. Şöyle alalım. Motorumuzun ön görünüşü bu şekilde. Bunu genelde şöyle yakın görürsünüz. Bunu basarlar genelde ama Gazi orijinal bir yer. Böyle de güzel ama hani biraz daha basık olsa gayet güzel hoş duracak. Ondan sonra koltuk oturma şekli şu şekilde. Daha ayaktan bir kaskı düşürmeden. Oturma şekli gayet güzel. Direksiyona birazcık uzaksınız ve kolunuz şu şekilde duruyor. Gazi yaklaş istersen. Kolunuz dümdüz duruyor kolunuz. Debriyaj, fren gayet rahat bir oturuş tarzı var. Şu şekilde de depoyu tutabiliyorsunuz. Ayak freni Gazi'nin birazcık geride kalmış. Büyük ihtimalle ölecek sahibi falan düşmüş. Ayak freni birazcık yukarıda. Debriyaj normal. Birazcık az tutuyor sanki Gazi'de. Yok tamam, kavruyor sıkıntı mi? Yok. Tam kavruyor. Bilmiyorum, ben debriyajcı motor sürmediği için anlamıyorum. Ondan sonra motorumuz arka dişli. Kaç? 33 dişli. Ön dişliyi göremiyoruz buradan. Büyük ihtimalle önde 15-16 dişli diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar yağımızı buradan koyuyoruz. Yağ koyma çubuğu burada. Yağ göstergesi şurada. Buradan da yağa bakabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da yağ çubuğu var. Bu ayak marşımız Allah. Ayak freni. Şuradan göstergelere falan gelelim. Gösterge hız göstergesi. Kilometre göstergesi. Ondan sonra burada da yaptığınız, sıfırlayıp kullanabildiğiniz gösterge var. Ayrıca hani yakıtı doldurdunuz ne kadar gidecek diye buradaki göstergeden bakabiliyorsunuz. Burada devir saati var. Onun hemen altında da depo göstergesi, yani yakıt göstergesi var. Burada kontağı açtığımızda boş göstergesi var. Burada da şey mi var? 1-2-3-4. Aynen, vites attığında 1-2-3-4-5. Aynen, vites şeyi var. Burada sol sinyal, sağ sinyal. Burada da uzun kısa ayarı var. Şu dörtlü mü? Aynen, o dörtlü. Bu dörtlümüz. Şu dörtlü. Bu marş. Ondan sonra şu sol, şu sağ sinyal. Uzun kısa şeklinde. Bunu sürekli mi yanıyor farlar? Sürekli yanıyor. Aynen. Şöyle uzun, şöyle kısa arkadaşlar, bu şekilde. Bir motor. Kornası bu şekilde. Bu motorun hava filtresi birazcık açık. Ama ben yine de sesini sizlere bir dinletmek isterim. Sesi de şu şekilde.
rahatlık konusunda amatörler gerçekten güzel iş çıkartmış. Arkaya doğru sele salan bir selemiz var. Bu şekilde. Şuradan şoför koltuğundan şuraya kadar şoför rahat bir şekilde oturabiliyor. Arkası yolcu için birazcık titreşim olabilecek mi olamayacak mı bilmiyorum ama bu fiyatta bu performansı alabildiğiniz tek motorlardan, nadir motorlardan bir tanesi diyebilirim. Direksiyon tasarımı falan filan gerçekten çok hoş. Farları zaten modelin bu modelinin sinek gibi gerçekten çok hoşuma giden bir model. Sinyallerimiz orijinal büyük sinyal. Arkası orijinal değil galiba. Arkası orijinal değil. YBR'ninkilere benziyor. Aynen YBR sinyal arkalar. YBR sinyaliymiş. Amatörler orijinal. Amatörler bu şekilde. Amatörler bilmiyorum, orijinal olmaya da bilir. Yok, orijinal havalı amatör. Aynen. Orijinal havalı amatörmüş. Onun harici motorda ne gösterebiliriz? Vitesler nasıldı? Bir aşağı dört yukarı mı? Bir aşağı dört yukarı. Aynen. Bir aşağı dört yukarı viteslerimiz var. Orta sehpamız var. Burada depo açma kapama şeyi var arkadaşlar. Anahtarı var. Şu şekilde kapalı, şu şekilde açık depo şeyimiz var. Ondan sonra karbüratör öbür tarafta. Başka sizlere bahsedeceğim. Tekerler kalın. Bunları inceltebilirsiniz. Hızlı yapacaksınız ama bence kalın kalması daha iyi. Viraja falan yaptığınızda pek fazla sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Yol tutuşu falan nasıl Gazi? Yol tutuşu çok güzel. Uzun yola falan da gittin? Uzun yola da gittim. Yani ben arkasına şahsen oturdum bunun sanayide ama hani öyle aşırı bir titreme falan da yok motorun. Motorun torku, hızlanması falan da gayet güzel. Bunu da gösterebilirim aslında ama GoPro'yu evde unuttuk, getirmedik. Ya gazlasam gitmeyeceğim de mi? Arkada kastık olduğu için pek fazla zorlayasım gelmiyor. Ama gerçekten kullanımı hoş bir motor. Benim de eski piyasası olsaydı alabileceğim güzel motorlardan bir tanesiydi. Şimdi ne kadar gaz bir iş, baktın mı fiyatlarına? Şimdi en kötüsü 5'ten başlıyor. En iyisi 7.5. Yani bence verilir mi? Verilir abi ya. Hani öyle çok ahım şahım kötü bir motor değil. Zaten şöyle küçük CC motorlara da zaten istiyorlar. Revval'e bakıyorsunuz 12 bin lira yazan gördüm geçen gün Antalya içerisinde. Yani verebileceğiniz 125 CC aralarından başlangıç motor olarak alabileceğiniz motorlardan bir tanesi. Eğer hani yakıt falan hiç sormadım. Yakıt falan nasıl? Yani koklayarak gidiyor iyi motor. Karbüratörlü değil mi? Karbüratörlü. Karbüratörlü. 10 liralık benzin attım 50-55 km yol gidiyor. Evet. Kanka seninki gidiyor. Evet, seninki gidiyor. 10 lira at. Elvalıya var gel burada. Ya işte 125'e göre yakıtı gerçekten 50-55 km güzel. Basmazsan belki daha az yakar bilemeyiz. Yani orta düzeyde şehir içinde kullanmak için. Hafif de bir motor 130 km. 130 kilo. 130 kilo civarı bir ağırlığı var. Onun harici motorumuz bu şekilde. Arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.